Nihai Tüketici kanalından herkese merhabalar. Bu videomda sizlerle ASUS'un ROG Strix GO 2.4 kulaklık incelemesini yapacağım. ROG Gaming ekipmanlarının bir üyesidir. 2.4 kablosuz oyuncu kulaklığı. PlayStation'da, Mac'te, PC'de ve Nintendo Switch oyun konsolunda kablosuz olarak kullanıma uygundur. Oyuncu ekipmanı kategorisine girdiğinden dolayı da gecikmesi azdır, düşük gecikmelidir. Tam dolu olarak bataryası bize 25 saat kullanım ömrü tahminen sayfasında verilen bilgilere göre sağlamaktadır. Tahminen bir hafta ile 10 gün akşamları kullanımda anca bataryasının bittiğine şahit oldum. Gerçekten çok uzun süre bir kullanım vaat ediyor. 15 dakikalık bir dolum sonrasında 3 saatlik bir kullanım sunuyor. Bunu da deneme şansım kısaca oldu. Doğru, evet, bu kadar bir kullanımı gerçekten bize sunuyor. Bunun da haricinde kendisi, kutusu şu anda mevcut değil. Çünkü 11 aylık bir kullanım deneyimim var. Şu şekilde sert bir taşıma çantası mevcut. Taşıma çantasının içerisinde burada gözleri var. Bu gözlerde neler bulunuyor söyleyeyim. 3,5 milimetrelik jack giriş bağlantısıyla kablolu olarak kullanabiliyoruz şu şekilde. Hiç kullanmadım. Hiç ihtiyaç duymadım. Çıkartılabilir mikrofona sahip. Bu mikrofonu da çok kısa süre kullandım. Çünkü profesyonel mikrofon kullanıyorum. Ama kısa sürelik deneyimlerimde bundan da memnundum. Bunun çıkartılabilir olması da bence büyük bir avantaj. Bunun haricinde USB ve USB-C şarj kablomuz var. Kulaklığımıza bununla şarj ediyoruz. USB port üzerinden herhangi bir adaptöre ihtiyaç duymadım. Şu şekilde üzerinde yer alan USB-C portundan USB kablosunu da kalkıp USB portumuza takıp kulaklığımızı şarj edebiliyoruz. Kendisinin algılayıcısından da size bahsetmek isterim. Şu kendisinin algılayıcısı. Şu anda bilgisayara takılacak şekilde hazırlanmış durumda. Normalde iki parçadan oluşuyor. Şu şekilde ayrılıyor. Birleşik haldeyken PlayStation ve bilgisayarda kullandım. Ayrı hali şu halde ise, şu girişe sahip halde ise Nintendo Switch oyun konsoluna takabiliyoruz. Onu da göstereyim. Buyurun. Şu şekilde Nintendo Switch oyun konsolumuza takabiliyoruz ve kablosuz olarak kullanabiliyoruz. Normalde Nintendo Switch oyun konsoluna kablosuz bir kulaklık bağlayabilmek için harici olarak cihazın desteklediği bir algılayıcı satın almamız gerekiyor. Sadece algılayıcı, bakın, yani kulaklığa gene sahip olacağız. Bir de bu oyun konsoluna kablosuz kulaklık kullanabilmek için bir algılayıcı satın almamız gerekecek. Tamamen ekstra bir masraf. Ama sadece şu algılayıcıyı mevcut olan USB'ye dönüştüren aparatından ayırarak konsolumuza takıp kablosuz olarak kullanabiliriz. Bunun da deneyimlemesini yaptım. Herhangi bir gecikme, bir olumsuz durum söz konusu değil. Aynen geriye geldik. USB dönüştürücümüze geri taktık. Bir bütün haline getirdik. Bu şekilde de PlayStation'da ve bilgisayarda kullandım. Onlarda da herhangi bir gecikme yaşamadım. Zaten Asus da kendi vermiş olduğu bilgilerde düşük gecikmeli 2.4 GHz kablosuz bağlantı sunduğunu söylüyor ve gerçekten de bu veriler doğru. 15 dakikalık acil bir şarj etmeniz gerektiğinde 3 saate kadar bir kullanım sunuyor. Ben bunu 15 dakika şarj edip 1 saat, 1,5 saat arası kullandım. Herhangi bir sorun yaşamadım. Bu da gerçekten çok kısa bir şarj süresi. Yani diğer benim kullandığım cihazlarda bu daha uzun bir süreçti. En azından 1 saat takmam gerekiyor ama burada 15 dakikada tekrar bir o an için kullanılabilir olması büyük bir avantaj. Xbox One cihazlarınızda da kullanabilirsiniz. Mac cihazlarınızda da direkt görecektir. gerekli olan tüm yazılımsal destekler kulaklığa verilmiş durumda bu konuda. Dediğim gibi 11 aylık bir kullanım sonrasında herhangi bir memnuniyetsizliğim söz konusu değil. Kablosuz oyuncu kulaklığı deneyimlemelerim oldu bu zamana kadar ama bu gerçekten kullandıklarım arasında üst sınıf. Tabii ki piyasada daha üstü veya daha altı ya da birebir emsali diyebileceğimiz kulaklıklar mevcut. Benim diğer sevdiğim özelliklerden birisi de menzili. Yani şu anda mesela ben burada bir mutfağa gideyim, bir çayımı veya bir kahvemi alayım, geleyim. O arada bir arkadaşımla mesela yayında olabilirim, görüşmede olabilirim. Mikrofonunu denemedim o şekilde ama kulaklık bağlantısı kopmuyor. 20 metreye kadar menzil zaten vaat ediyor sayfasındaki bilgilerde. Yani bir evin bir uçtan bir uca 20 metrelik bir mesafeye ulaşması zaten çok zor. Yani standart bir evden bahiste konuşuyorum. 10-12 metre bulunan bir koridorda ben hiçbir problem yaşamadım. Bağlantım kopmuyor. Arkadaşlarımla herhangi bir etkinlik içerisindeysem onlar hadi başlıyor etkinlik veya hadi şuna bakıyoruz vesaire diye seslendiklerinde açıkçası ben bunu çok net bir şekilde duyuyorum. Mikrofonun gürültü engelleyici özelliği mevcut. Dediğim gibi çok az kullandım. Dışarıda da kullanıma uygun. Bu çantanın yapılmasının sebebi de zaten bu. Kulaklığımızın hasar görmeden dışarıda yanımızda taşıyabilmemiz. Sonuçta Nintendo Switch içinde bir destek veriyor. Yanımızda Nintendo Switch oyun konsolumuz. Onun yanında da kendi taşıma çantasıyla beraber kulaklığımızı kullanabiliriz. Almayı düşünen arkadaşlara kesinlikle tavsiye ederim. Gönül rahatlığıyla alabilirler. Yani 11 aylık bir kullanım sonrasında kulaklıktan memnunum. Kullanmaya devam ediyorum. Bundan sonra da bu zamana kadar ASUS ürünlerini ekipman bazında tercih etmiş bir kişi değildim. Ama tercih edeceğim. Gerçekten kullanmadığıma pişman oldum açıkçası. Logitech ürünlerinden de tabii ki memnunum ama ben şimdi bir kullanıcı olarak ASUS'u daha çok anakart, ekran kartı, sıvı soğutma son dönemde, güç kaynağı gibi ürünlerde tercih ediyordum. Monitör, bu ürün gruplarında tercih ediyordum. Ekipmanlarda nedense Logitech uzun süredir bende yer etmişti ama gerçekten bir değişikliğe gitmem gerekiyormuş. İşte kulaklıktan başladım. Yakın zamanda sizlerle bir oyuncu mouse'unun incelemesini gene ASUS markasına ait paylaşacağım. Sonrasında belki günün birinde bir klavye de kullanmak nasip olur. Daha klavyesini hiç kullanmadım. Bunun haricinde bu incelememde sizlere ekleyebileceğim bir şey kalmadı. Lütfen kanalıma abone olunuz. Herhangi bir sorununuz varsa yorumlar kısmında sorun. En kısa sürede cevaplamaya çalışacağım. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki incelemede görüşmek üzere. Hoşça kalın.